Abdurrahman Dilipak, paralele dikkat. Paralel yapı köşeye sıkıştı. Bundan sonra daha tehlikeli olabilir. PKK da öyle. Her iki örgütte taşeron. Türkiye'yi istemeyenlerin gönüllü tetikçiliğine soyunabilirler. Önümüzdeki günlerde bazı gazeteci, eski bürokrat, eski politikacı, Hoca Efendi ile görüşmek için Atlantik ötesi bir yolculuğa çıkabilir. Paralelcilerle ilgili yeni dosyalar yolda. Özellikle bürokrasi bilim sınav ve atamalar akademik kariyerlerle ilgili yaptıkları manipülasyonlar ve etkisi gelecek yıllara yansıyacak işler intihallerle ilgili bilgiler ortaya döküldüğünde üniversitelerde yer yerinden oynayabilir. Şaşmamak elde değil. Bilim adamları bu oyuna nasıl gelebiliyorlar? Paralel üniversitelerde hala aktif, rektörlük seçimlerinde etkililer, kendi adamlarını makbul, rakiplerini arızalı gösterebiliyorlar. Bilim adamları nasıl bu kadar kolay bu oyuna gelebiliyorlar anlamak zor. Ya da oylamaya katılmıyorlar sonra da şikayet edip duruyorlar. Batılılar zayıf bir Türkiye ya da güçlü bir Türkiye arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Güçlü bir Türkiye'yi Kontrol altında tutmak zor. Ama zayıf bir Türkiye'nin bölgede meydana getireceği boşluğu doldurmak daha da zor. Türkiye ile de olmuyor, Türkiye sizde. Bu arada cevabını arayan diğer bir temel soru sorunlu şu. Paralel devlette de, paralel din de çöktü. Büyük Orta Doğu projesi de. Peki şimdi ne olacak? Bu projenin yerine ikame edilecek başka bir projede yok. Bu durumun alternatifi tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler arası çatışma. Suriye'yi Bosna'ya çevirmek, bölgeyi Balkanlaştırmak çözüm değil. Bu politika dar kapsamda geçici bir politika olabilir ama bu yönde atılacak her yeni adım geçmişteki yapıların da geleceğini tehlikeye sokacak bir adım olacaktır. Rusya krizi Putin'in akılsız politikalarından ibaret değil. Ortada kapitalizmin sebep olduğu bir kriz var. Kimse konuşmak istemese de bu NATO'nun krizidir. Bu AB'nin krizidir. Bu Amerika'nın krizidir. Pek dikkat çekmiyor ama Almanya, Kanada, Japonya gibi ülkeler kamil anlamda bağımsız ülkeler değil. Almanya Amerika, İngiltere, Fransa'nın işgali altında. Batı Almanya Doğu Almanya'yı yuttu. Almanya'nın NRW eyaleti Vatikan'ın kontrat bölgesi. Almanya Yahudi soykırımı sebebiyle mahcur ülke konumunda. Fransa'nın Strasburgunda içinde yer aldığı, Ahiminde bulunduğu Alsace-Lorraine bölgesi de kontrat bölgesi ve burada layıklık geçerli değil. England, Britanya, Büyük Britanya Commonwealth nedir? Birçok kişi bilmez. Frankofon ülkeler mesela. Bu işler bugüne kadar bir şekilde geldi ama daha fazla böyle devam edemez. Artık internet var. Artık insanlar bu nasıl demokrasi diye soracaklardır. İnsanlar Güvenlik Konseyi'ndeki veto etkisini sorgulayacaktır. Batı'nın zenginliğini dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı Çin ve Hindistan'ın İkisinin birden topraklarının toplamının neden ve nasıl yaklaşık 170 milyonluk Rusya'nın sahip olduğu toprağın yarısı kadar olduğunu soracaktır. Birinci ve ikinci dünya savaşı sonrası çizilen sınırlar, dayatılan rejimler, tayin edilen iktidarlar, imzalatılan uluslararası sözleşmeler, imtiyaz sözleşmeleri hakka, hukuka, adalete dayanmıyordu. Artık bunu herkes biliyor. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti dedikleri şeyin demokrasilerinin arka bahçelerinde hiçbir karşılığı yoktu. Asıl kriz bu. Geldikleri noktadan ne ileri gidebiliyorlar ne de geri. Her ikisi de onlar için ölüm. Bugünkü kan ve gözyaşının arkasındaki derin gerçek bu. Çözüm için bir akıl, bir alternatif üretemiyorlar. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ilımlı İslam Paralel İslam onlar için bir umuttu ama artık o da bitti. Geri dönüşü de mümkün değil. Onun için Erdoğan'a, AK Parti'ye, Davutoğlu'na, Hakan Fidan'a öfke duyuyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Baykala kızıyorlar. Beklentilerine cevap vermediği için. Gülene kızıyorlar. Her şeyi yüzlerine, gözlerine bulaştırdığı için. Adam sadece dershaneciymiş. Çok iyi Türkçe olimpiyatları düzenliyormuş. Geri kalanını zaten kendi adamları yapıyordu zaten. CIA, Mossad, MI5, Vatikan, Masonlar hepsi bir Kasım Paşalı'yla baş edemediler. Bu dert onları öldürür. Türkiye'deki siyaset, bürokrasi, akademisyen, asker, istihbaratçı, gazeteci, STK'lardaki muhtemet adamlarına kızıyorlar. Her şeyi yüzlerine, gözlerine bulaştırdıkları için. Hani bilseler ki yeni bir dünya savaşından galip çıkacak olsalar bu konuda tereddüt etmezlerdi. Onlar da biliyor ki yeni bir dünya savaşının galibi olmayacak. Daha da kötüsü böyle bir savaşın sonunda en büyük kaybı verecek kendileri olabilir. Çünkü kendilerinin kaybedecek çok şeyleri var ve öfkeli kalabalıkların öfkesi kendilerini boğabilir. Artık insan hakları, demokrasi ve hukuk devletinden hiç söz etmiyorlar dikkat ediyorsanız. İslam ve Demokrasi Fonu faaliyetlerini askıya aldı. Batılı vakıf da artık ortalıkta fazla gözükmüyor. Oyun bitti. Bana kalırsa görünen köyün hikayesine bakacak olursak büyük ihtimalle 2016'da dana'nın kuyruğu kopacak. Amerika, Asya, Rusya, İslam dünyası, Balkanlar, Kafkaslar, Afrika, AB herkes için sıcak günler kapıda. Bu günler de geçecek. Güzel günler göreceğiz inşallah. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit.